Merhaba gençler. Ee, Hisar grubu şairlerinden devam ediyoruz. Şimdi Hisar grubu arkadaşlar Ankara'da 1950-57 yılları arasında ve 1964-80 yılları arasında toplam hani kesik kesik olmak üzere 277 sayı çıkaran bir dergidir. Hisar grubu ise bu derginin etrafında toplanan sanatçıların oluşturduğu bir grup olarak görüyoruz arkadaşlar. Şairleri arasında kimler var onlara bakalım. Munis Faik Ozansoy, Selahattin Batu, Mehmet Çınarlı imtiyaz sahibidir derginin. Hani anlatacağım birazdan. Ee, Mustafa Necati Karayer arkadaşlar. İlhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Nevzat Yalçın, Bekir Sıtkı Erdoğan, Feyzi Halıcı, Yavuz Bülent Bakiler, ve Bahattin Karakoç gibi isimlerin bu derginin içerisinde yazdığını ve bu görüşe dahil olduklarını biz görüyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> peki hisarcıların önemli yönü ne? Birinci maddemiz garip akımına karşı ilk sistemli tepkiyi veren grup olarak görüyoruz. Şimdi şunu karıştırmayacağız. Garip akımına ilk tepkiyi veren Atilla İlhan'dır mavicilerdir. Fakat ilk sistemli tepki derse biz hisarcılar grubunu ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. İkinci önemli yönleri Nazım Hikmet çizgisinde gelişen toplumcu gerçekçilere karşıdır hisarcılar. Yani onların biraz sol görüş, Marksist görüşü benimsemelerine binaen hisarcılar milli görüşlerini yapmıştır, benimsemiştir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Tamam. Diğer bir yönü e, sanatçılar arkadaşlar Hisar programında radyoda Hisar programı yapıyorlar. Bu programda e, 1967 yılında arkadaşlar şunu yapıyorlar diyorlar ki bizim sanat fikrimiz şudur nedir bir sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. Yani güncel dili ne yapıyorlar savunuyorlar. İki sanatçı bağımsız olmalıdır. Sanatçının bağımsızlığından yanalar herhangi bir fikre aslında dahil olmamalarını istiyorlar. Üç sanat milli olmalıdır şeklinde milliyetçiliği vurguluyorlar. Dördüncüsü de sanatta bir yenilik esas olmalı diyorlar. Her gelen grup bir yenilik arayışı içerisinde bunda söylemiş olalım. Yine arkadaşlar hisarcılar şunu söylüyorlar. Biçim, biçim önemli onlar için. Munis Faik Ozansoy şunu söylüyor. Güzel şiir ölçülü olmayabilir fakat mutlaka şekillidir diyor. Bu da hisarcılar grubunun biçime verdiği önemi yapıyor gösteriyor bizler arkadaşlar. Diğer bir husus da yeni şiirin divan ve halk geleneğinden faydalanması gerektiği onun üzerine kurgulanması gerektiğini. Yani geleneği reddetme yok. Ne vardır? Geleneği kabul etme durumu vardır arkadaşlar. İşte sanatçılar hani yaşayan Türkçe ile yazılmalıdır demişlerdi ya. Evet, yaşayan Türkçe ile arkadaşlar çarpıcı imajlara ve söyleyişlere arkadaşlar ulaşmaya çalışmışlardır. Fakat fakat e, bir garipçiler gibi bir Behçet Necati gibi bir Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi arkadaşlar bir derinle tam olarak ulaşamadıklarını ne yapıyoruz görüyoruz. Lirizm onun, onların şiirlerinde görülüyor. Vatan sevgisi, tabiat arkadaşlar onların şiirlerinde görülüyor. Anne aile teması onların şiirlerinde görülen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi peki bu grubun biz şiirlerinde aruz, hece veya serbest biçimler içerisinde ne yaptıklarını aslında Cumhuriyetin ilk yıllarında hatırlarsanız memleket edebiyatı vardı. O duyarlılığı devam ettiren ürünler ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Bazı kaynaklarda mesela hisarcılar arkadaşlar Milli Edebiyatı devam ettirenden hemen arkasında alınır. Sebep işte bunun içindir. Bir yönüyle onlar memleket edebiyatını devam ettirmişlerdir arkadaşlar. Sanatçılarına geçiyorum. Mehmet Çınarlı. Hisar dergisinin akla gelen ilk ismidir. İmtiyaz sahibidir. İmtiyaz sahibi ne demek? Her derginin resmiyette bir kişi ...tarafından gösterilmesi gerekiyor. Bir sahibi olması gerekiyor. Hisar Dergisi'nde bir nevi sahibi Mehmet Çınarlı gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanatçı aruzu da kullanmış, heceyi de kullanmıştır arkadaşlar. Fakat dile biçimede biz özen gösterdiğini görüyoruz. Güneş rengi kadehlerle sanatçının ilk şiir kitabıdır. Gerçek hayali aştı ve bir yeni dünya kurmuşum arkadaşlar gibi şiir kitapları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 95 yılında da yine sanatçının arkadaşlar güzelliklere doyamam adlı şiir kitabı yayınladığını görüyoruz. Mustafa Necati Karayere'ye geçiyorum. Hisar dergisinin <laughs> arkadaşlar en iyi şairi olarak ses ve tabii ki e, biçim yönüyle en iyi şairi Mustafa Necati Karayer ne yapılıyor? Kabul ediliyor arkadaşlar. Şimdi sanatçıda bir dil ve ahenk endişesi olduğunu, titiz bir şair olduğunu biz ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Şiirlerini sevmek varken sene 1972'de çıkarmış olduğu şiir kitabıdır arkadaşlar. Güvercine, güvercin uçurmak arkasından kuşlar ve insanlar Kerem ile Aslı gibi şiir kitaplarında biz sanatçının şiirlerini topladığını görüyoruz arkadaşlar. Yavuz Bülent Bakilere geçiyorum. <laughs> Şimdi Türk Edebiyatı'nın son dönemde önemli isimlerinden, seslerinden, soluklarından biri Yavuz Bülent Bakiler olmuştur. Azerbaycanlı kökenlidir arkadaşlar ve Sivas'ta doğduğunu görüyoruz. Şimdi şiirlerinde Anadolu ve Anadolu insanı, onların sorunları, dertlerini yapmıştır, dile getirmiştir. Sanatçının <laughs> sade, rahat bir üslubu, dili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Milli değerlere ve <laughs> manevi değerlere bağlı kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Hani kendisi bir nevi yeni milli edebiyat akımı içinde gibi e, gördüğünü söyler arkadaşlar şaşırdım kaldım bilmem ki nemsin şiiri çok önemlidir ee, arkadaşlar buna dikkat edelim. Şimdi Yavuz Bülent Bakiler'in ilk şiirlerinde Necip Fazıl'ın etkisi görülüyor. Saf şiir anlayışında Cahit Sıtkı'nın, Dranas'ın etkileri görülüyor arkadaşlar. Yine memleket edebiyatından bazı sanatçıların etkisi görülüyor. Fakat o ilerleyen zamanlarda birçok şairde olduğu gibi yavaş yavaş kendine özgü değil mi bir dil oluşturmaya çalışmıştır ve o şiirlerinde bir nevi Türk İslam sentezini arkadaşlar ve İslam ruhunu vatan ruhunu şiirlerinde yansıtmaya çalışmıştır arkadaşlar. Şimdi yalnızlık ve duvak onun Türk İslam sentezini yansıtmış olduğu şiir kitaplarının adıdır arkadaşlar. Diğer bir yönü sanatçımız Türk Edebiyatı'na iki önemli gezi yazısı e, kazandırmıştır. Türkistan, Türkistan ve Üsküp'ten Kosova'ya adlı iki gezi yazısı eseri verdiğini görüyoruz. Diğer bir yönü sanatçının arkadaşlar... Türkçeyi çok iyi kullandığını görüyoruz. Ee, YouTube'dan girebilirsiniz. Videoları vardır. Türkçe ile ilgili kısa kısa böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık videoları vardır. Ee, televizyonlarda da program şeklinde yayınlamıştır. Türk dilini en iyi kullanan sanatçılardan birisidir. Bakın biz de ders anlatıyoruz ama bazen anlatım bozukluğu yapıyoruz. Bazen şiirleri okuyamıyoruz bildiğimiz şiirleri. Bazen farklı ifadeler farklı çıkıyor yani arkadaşlar. Ama Yavuz Bülent Bakiler'de ses tonlama ve dili kullanma bakımından ciddi manada bir güzellik var. O yönüyle de evet Yavuz Bülent Bakiler'e hayranız. Yine hamasi yönü yani coşkunluğun olması, iyi bir hatip olması arkadaşlar onun edebi yönünü arttıran unsurlardır. Hatta takındığı tavır yönüyle de biz onu bir nevi Enis Beyiç Koryure'ye de ne yaparız? Benzetiriz arkadaşlar. Sanatçı sadece Türkiye içerisindeki değil, Türkiye dışındaki Türkleri de kucaklamak gerektiğini yani eserlerinde arkadaşlar bir Türk birliği oluşturmak istediğini de fikirleriyle birlikte ne yapıyor? Bizlere izah ediyor arkadaşlar. Şimdi o hani Arif Nihat Asya'da vardı ya böyle destansı, milli, mistik bir şiir. Onun takipçisi gibidir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Aynı Arif Nihat Asya'da olduğu gibi yalın samimi üslubu da ne yapıyoruz onu da görürüz. Demek ki sanatçı da bir yönüyle arkadaşlar dini yönden biz Necip Fazıl'dan ve felsefi yönden etkilendiğini görüyoruz. Bir yönden e, memleket edebiyatındaki bazı şairlerden ve Cumhuriyet'in ilk dönemindeki Arif Nihat Asya başta olmak üzere bu sanatçılardan etkilendiğini görüyoruz. Bir yandan da saf şiir anlayışında olan sanatçılardan etkilendiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabi eleştirdiği kesim kim? Toplumcu gerçekçiler yani Marksist sistemi savunan sanatçıları da ne yapıyor? Eleştiriyor. Eserlerine bir bakalım. Şiirleri yalnızlık, duak, seninle ve harman diye tüm şiirlerini toplamıştır. Gezi yazısı Üsküp'ten Kosova'ya, Türkistan, Türkistan önemli denemeleri var. Sözün Doğrusu 1 ve 2 bu kitabın okunması lazım. Özellikle Türkçe öğretmenleri ve edebiyat öğretmenleri tarafından okunması gerekiyor arkadaşlar. Arif Nihat Asya ile ilgili onun ihtişamı altında bir deneme kitabı vardır. Bir de şiirimizde ana ben buna baktım ne var diye anne şiirlerini ne yapmıştır? Birleştirerek derleme şeklinde yapmıştır. E, Yavuz Bülent Bakiler hani en son duyduğum kadarıyla hastanedeydi. Yoğun bakımdaydı arkadaşlar. Sıkıntısı vardı. E, ona da Allah'tan acil şifalar diliyoruz yani. Evet, Munis Faik Ozansoy'a geçtim. Faik Ali Ozansoy vardı. Hatırlıyor musunuz? Servet Fu'nun döneminde biz onu görmüştük. Değil mi? Fecrati'de biz bu sanatçıyı görmüştük. Onun oğlu olan Munis Faik Ozan soyutur. Şair, şairimiz edebi bir aileden gelmektedir. Bu yönüyle hani dayısı, babası şeklinde bir edebi ortamda büyümüştür. Şimdi. Munis Faik Ozan, soy arkadaşlar Galatasaray Koleji'ne gidiyor. Daha sonra da e, hukuk fakültesine gidiyor. Orada mezun bürokrat oluyor e, Londra'da falan bürokratlık yaptığını biz e, yani dış çalıştığını biliyoruz arkadaşlar. Neyse biz onun edebi yönüne bakalım. Derginin kurucularından birisidir arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. İlk şiirlerinde genelde aruzu görüyoruz biz ama daha sonraki dönemde hem heceyle hem de serbest tarzda şiirler yazdığını görmekteyiz. Munis Faik Ozan Soyun. Şimdi bir deli gönlün diye bir şiir var. Bu şiir arkadaşlar bir bestekar tarafından da bestelenmiştir. <laughs> bir deli gönlün var bir kırık sazın çırpınır durursun doğdun doğalı elinde bir derin hıçkırık sazın deli gönlün gibi o da yaralı. Varsın deli gönlün ağlasın dursun, gözyaşım sel gibi çağlasın dursun. Bağrım bin acı dağlasın dursun, böyle hiç güldün mü aşık olalı diyor arkadaşlar. Evet eserlerine baktığımız zaman büyük mabetin eşiğinde ilk şiir kitabıdır arkadaşlar. Hayal ettiğim gibi yakarış, zaman saati, yakınma ve 1971'de de kaybolan dünyayı ne yapıyor yazıyor. Bir de düşündüğüm gibi deneme türünde sanatçının eseri vardır arkadaşlar. Evet Hisarcılar grubumuzda ana hattıyla bu şekilde arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz Feyzi Halıcı bu akımın içerisinde önemli bir isimdir arkadaşlar. Değil mi? Onun şiirleri var. Bahattin Karakoç önemli bir isim. Onu halk edebiyatında hocalarımız işliyorlar yani. Cumhuriyet döneminde halk edebiyatını devam ettiren isimler var biliyorsunuz. Aşık Veysel gibi başta olmak üzere isimler. Onlar da onun içerisinde değerlendiriliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet bu şekilde Hisarcılar'da bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci Yeni Şairler'de görüşmek dileğiyle.